Merhaba. Çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Hoş bulduk. Burada olmaktan çok mutluyuz ama o kadar da heyecanlıyız. Eşit ebeveynlik konusunda davet ettiler ama biz hiçbir şekilde üstad değiliz. Hani bir şekilde geldik sohbet etmeye, belki öğrenmeye. Niye bizi davet etti Melek? Senin bir yorumun var mı Özlem? Ben bilmiyorum. Melek aradığında çeşitli senaryolar kurdum ama hala bilmiyorum. Ebeveynlik aslında birazcık öğrenilen bir şey. Yolculuk içinde çok gittik. Sanıyorum senin kadınlar konusundaki yoğun sosyal medyan, bütün aktivitelerin içinde bir fiil olman, bizim ailede bir eşit ebeveynlik duygusu yaratmış olabilir. Onlardan şüphe etmekle birlikte bence gerçekleri paylaşmanın da zamanı olabilir. Evet, bir algı yarattı galiba. Aslında eşit ebeveynlik deyince gelmeden önce birazcık sohbet de ettik, birazcık yazılmış çizilmiş olanlara da baktık da. Hani diyorlar ya, o tek boynuzlu at gibi bir şey eşit ebeveynlik. Eşit ebeveynlik diye bir şey var mı kısmından çok emin değilim. Bu işin bir iş yükü var, bir de sorumluluk tarafı var. Hani nerede eşitlikten bahsediyoruz, kim neyi üstleniyor, bu oyun nerede, senin söylediğin gibi aslında birazcık da yaşanarak öğreniliyor. Hani ebeveynlikten belki başlamak lazım. Orada büyük bir zihinsel dönüşüm var. Hani ben hayatımdaki bütün önceliklerin kucağıma ilk çocuğumu aldığımda değiştiğini düşünüyorum. Hani her şey bir anda kaydı ve en üste birisi girdi. Tamamen doğru. Ondan evvel sen ilk kucağını aldığın anda başladın. Ben ilk içimde hareket ettiğini hissettiğimde başladım. İlk başta işte ultrasonda gördüğümüzde beraber gördük. Senin için de uzaktan birazcık bir hayaldi galiba. İçeride oynadığında dokunmakla ve şeyle başlasa da bendeki başlayan sanıyorum bütün annelerde olduğu gibi biraz daha erken oldu. Ve o andan itibaren de bütün sorumluluklar, şeyler hepsi bir anda değişiyor ve tamamen farklı bir kişi olduğumu ben hissettim. Her ne kadar bebeği büyütmekten bahsetse de herhalde en fazla büyüyen anneyle baba oluyor diye düşünüyorum ben. Aslında dünyanın en büyük sorumluluğunu alıyorsun ama hiçbir eğitimi yok. Yani var teorik tamamen eğitimleri, işin üzerinde öğreniyorsun. İş üzerinde. Yaşayarak, değil mi? On the job training dediklerinin evet. Tamamen olduğu bir şey. Bir de bir sefer doğru çalışan, bizim iki tane çocuğumuz var. 5 yıl arayla, biri erkek, biri kız, birinde çalışan, öbüründe hiç çalışmadı mesela. Tamamen farklı şekillerde, farklı yöntemler geliştirip öğrenmek zorunda kaldı. Peki, sence nedir eşit ebeveynlik? Sen ne anlıyorsun? Valla aslında sen birazcık söyledin, iki tane bacağı var. Bir tanesi işlerin paylaşımıyla ilgili, bir de sorumlulukların paylaşımıyla ilgili. Aslında hep gördüğümüz, konuştuğumuz şeyler birazcık daha işlerin paylaşımıyla ilgili görünüyor diye düşünüyorum. Kadınların oralarda daha fazla aktif rol aldığı, işte bu işler dediğimizde çocuğu yetiştirme işlerinden, ev işinden tutun, kendinize ayırdığınız zamanda ya da beraber parayı kazanmaya kadar bence bir eşit ebeveynlik boyutu var. Bunun 4 tane bacağı gibi düşünülebilir belki diye düşünüyorum. Buralarda işe koyduğunuz emek gücü kadar aslında sorumluluk da o kadar önemli. Melek'le sohbet ederken de konuşuyorduk. Aslında anneler, kadınlar çoğu zaman ben karar vereyim, ben yapayım, ben daha fazla bunların üzerinden gideyim diye bir yolculuğa başlıyorlar. Ben de kendimin ilk oğlumuz doğduktan sonraki yurt dışı seyahatimi hatırlıyorum. Sanıyorum Can, işte bir 6 ay evde geçirdim ben. Ondan sonraki dönemde de ilk seyahate gitmiştim. Bir yaşını biraz geçmişti. Sen hatırlıyor musun bilmiyorum. Almanya'ya gitmiştim pazar günü eğitim için erken. İner inmez uçaktan sizi aradım, ne yaptınız, Can yemeğini yedi mi diye. Sen de yedi dedin. Can çok az, zor yemek yiyen bir çocuk olduğu için ben şüphe etmiştim ne oluyor, ne bitiyor bu böyle diye. Ondan sonra ne yedi Murat dedim, gofret yedi dedi. Çok keyifle yemişti. Onlarla beraber baktığımızda içimden bir eyvah, çocuğun bütün sağlığı bozuldu mu bir gofretle diye düşünmekle beraber. Şu anda 19 yaşında hala yaşıyor. Demek ki çok fazla bir hasar olmamış. Aynen öyle. O da benim öğretilerimden bir tanesi oldu. O panikle gerçekten ben çocuğun yemek yeme sorumluluğu gibi önemli bir sorumluluğu acaba delege edebilir miyim? Helikopter anne olup onlara bakmadan bırakabilir miyim diye
baktığım bir süreçti. Aslında bunları yapa yapa sorumlulukları da insan üstüne aldığı zaman, başkalarıyla da paylaşmadığı zaman bir noktada gelip de ben her şeyi tek başıma yapıyorum, ya bunların hepsi de bana kaldı demek de çok adil oluyor mu bilmiyorum. Ben kendim zaman zaman yaşadım, konuştuk o dönemlerde de ama eşit ebeveynliği birazcık zaman içinde öğrendiğimi düşünüyorum. Ben de biraz ipleri bırakmayı, biraz kararları karşı tarafa bırakmayı. Evet, yani kararların aslında ortak alınması bence eşit ebeveynlikte çok önemli unsurlardan bir tanesi. Ben de öyle düşünüyorum. Hani ben sorumluluklar tarafının daha kritik olduğu düşüncesindeyim. Hani iş yükünden daha ziyade. Çünkü iş yüküne bakıldığında biraz belki tarihsel gelişimi ve gelenekler, şeyler nedeniyle ne kadar kırmaya çalışsak da iş yükünün önemli bir kısmı evde kadının üzerinde, annenin üzerinde. Başlangıçta senin söylediğin gibi aslında çocuk da onu istiyor veya ihtiyaç duyuyor. Ama ondan sonra o birazcık daha değişiyor. Gene seninle beraber gelmeden baktığımız bir araştırma yapılmış Amerika'da, Pew Research'ın. Orada anneyle babanın aldığı rollere bakılıyor. Babanın en çok eşit ebeveynlikte yüksek aldığı rol evde disiplinin sağlanması. Yani en yüksek oyu o da %15 civarında. Hani %15'i diyor ki katılanların burada eşitliğe yakın bir yerde baba daha çok disipline sağlıyor. Aynen öyle. Ama şeylere doğru gittiğimizde ev işlerinin yapılması, çocuğun bakılması, sağlık gibi şeyler hepsinde %50'nin üzerinde ciddi anlamda annenin ağırlığı var ki bence geçerli. Ama senin söylediğin bir şey var, o da doğru. Annenin aslında iş hayatındaki rolünün artması, annenin de eve para kazandıran bir noktaya gelmesi bu denklemi daha da zorlaştırmaya başlıyor. Yani eskiden çalışmayan annelerle aslında evde anne, işte baba, işte bebeğinlik gibi bir şey çıkıyordu ortaya. Şimdi bunların eş zamanlı farklı bir yerde yapılması gerekiyor. Onun yolu bulmak da çok kolay değil. Ben de katılıyorum. Bahsettiğin araştırmada bir tane de ekstra şey var aslında. İki anne baba çalışmadığı zaman, anne evde oturduğu zaman ya da part time çalıştığı zaman bu sorumluluklar işte normalde %60 anne ana rolde ise bir anda onlar %70'lere çıkıyor. Babanın ana rolde olduğu durumlar tamamen sıfırlanıyor neredeyse. %2'lerde falan kalıyor. O bana çok ilginç geldi çalışmada. Bir de disiplin konusu enteresan. Baba çalışmaya devam edip anne evde otursa bile disiplindeki rolü azalmıyor. En önde aldığı rol %15'lerde, %60'da ortak alıyoruz diyorlar. Babanın orada bir otorite figürü Amerika'da da dünyanın farklı yerlerinde de kalıyor diye düşünüyorum. Kadının iş hayatındaki rolü ve onunla beraber gelişime baktığımızda benim hani kendi tecrübemde de gördüğüm aslında her şeyi birden yapmaya çalışan bir kadın var. Ama bir tane kadın var. O kadının onları gerçekten eşit bir şekilde bölmesi, kendine de doğru zamanı ayırması çok kritik oluyor diye düşünüyorum. Karar mekanizmalarında kadınların gitgide yükselmesini sağladıkça, kadının ve erkeğin beraber bir şekilde çocuğun büyümesinde veya toplumsal rollerinde de eşitleştiğini gördükçe bu artacak. İşte ben kendi iş tecrübelerimde görüyorum. Genelde seneler önce karne günlerinde ezile büzüle kadınlar giderdi. Ben şanslıydım. Çok bu işe kıymet veren kurumlarda çalıştım. Onlarda bile yıllar içinde çok daha fazla gelişme oldu. İşte Türkiye'de de şimdi çok sayıda kurum da uyguluyor. Karne günlerinde ebeveynin izinli sayılması, kadının ya da erkeğin ayrılmadan beraber orada olmasının sağlanması ya da işte doğum izni, erkeğe doğum izni gene bence çok az. Bunu kullananlar da çok az. Ben kendi ekiplerimde de erkeklerin çocuğu olduğunda genelde onları biraz daha uzun göndermeye çalışıyorum ki o ilk duyguyu da beraber katsınlar diye. Birazcık hem toplumun gelişiminden hem iş hayatındaki şartların gelişiminden hep beraber destekleyerek kadının yükünü de hafifletebileceğimiz bir alan diye düşünüyorum hala. Ya aslında rol modeller. Şimdi sen şeyi söylerken aklıma geldi. Yeni Zelanda Başbakanı yeni bebek oldu. 6 hafta doğum izni aldı. Ondan sonra babası bakacak evde. Yani dolayısıyla mesela biz ara sıra kendi profesyonel şeyimizde paneller düzenlerken ben erkek yöneticilere genelde onu soruyorum. Hani siz olsanız babalık izni alır mıydınız?
mırın kırın acaba nasıl olur? Yani hiç kimse onu gönül rahatlığıyla söyleyemiyor aslında baktığında. Ve hala da orada bir toplum baskısı hikayesi var. Yani orada da o eşitlik kısmı. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği de aslında kadınla erkeğin eşit olduğu değil, fırsatların eşit olduğu bir şeyi sağlıyor olması lazım. O fırsatları eşitlemek noktasında da hani kadına nefes alacak imkanı vermek bence en kritik noktalardan bir tanesi. Kadının kendi gelişimini, kendi mutluluğunu sağlayacak bir zamanında olması. Yani sadece erkeğin bir takım şeyleri paylaşması değil ama annenin kendini iyi hissetmesi. Tamamen katılıyorum. Ben iyi hissediyor musun kendisine, kendimi iyi hissediyor muyum bilmiyorum. Şöyle bir kalp çarpıntısı var. Anılar gözümün önünde canlanıyor diyeyim. İnsanın kendini iyi hissetmesi bence çok anahtar bütün bu ebeveynlik durumunda diye düşünüyorum. Gene benim kendi tecrübemden, beraber yaşadığımız tecrübenin benim bacağımdan bahsedersek, ikinci çocuktan sonra benim görev almak için location free dedikleri, yeriniz belli olmadığı çok seyahatli bir iş seçmem kararı vardı. Orada ben çok düşünerek vermiştim kararı seninle beraber. Nereye gitmeliyiz, nereden bazlı bu işi yapmalıyız, sen mi seyahat etmelisin, ben mi seyahat etmeliyim, aileyi toptan mı oraya taşımalıyız diye. Oralarda hep bize yol gösteren konunun şey olduğunu görmüştüm ben. Hani sonuçta bunun sonucunda ben bunu da keşke yapmasaydım ya da yapsaydım, aklımda kalsaydı demek yerine beraberce aslında bir tane 5,5 yaşında, bir tane 6 aylık bir çocukla şey yolculuğuna başlamak oldu. Aslında o bol seyahatli işi kabul etmek, orada senin bana desteğin, ailelerin de kesintisiz desteğiyle beraber uzunca bir süre iyi de şeylerle, sonuçlarla bitirebildiğim bir iş olmuştu. Hep yani onu yapmasaydım, onu kabul etmeseydim, o desteği görmeseydim, ben keşke bunu yapsaydım diyebileceğimden korktuğum bir işti. Şimdi iyi ki yaptım dediğim bir iş oldu. Onun için de kendimi iyi hissetmemin bana hep iyi geldiğini ben düşündüm. Bütün annelerin de bence kendilerine zaman ayırması, ekibin olarak da takım olarak da çalışabilmesi içinde çift olmanın da önemi de bence büyük. Hmm. Çocukla geçirilen zaman kadar ebeveynin kendisi için de o kadar saatini geçirebilecek lüksü olmasa da belli zaman dilimlerini ayırması ve çiftin de bir arada eşit ebeveynliğin sağlıklı olabilmesi için çift olduğunu da unutmaması gerek diye düşünüyorum. Ya bir de orada şey de var yani annenin de babanın da nefes alacak bir fırsatının olması. Yani aslına bakarsan hani bizden önceki nesille karşılaştığımızda çok daha zengin bir desteğe sahibiz. İşte evde bakıcılar var, temizliği bilmem ne yapıyor, şu oluyor, bu oluyor. Ekonomik şeyle de bağlantılı olarak. Ama buna rağmen bu desteğe sahip olup bu zamanı kendisi için kullanmayan ebeveynler belki daha mutsuz veya daha zor hayata gidiyorlar. Yani orada elde edilen kısmı, hani senin söylediğine geri dönerek, hani çocuk bir proje ama tek proje değil. Hani onu tek proje olarak kurguladığında mutsuzluk artıyor diye düşünüyorum. Benim açımdan da öğretilerden bir tanesi oydu. Yani başarılı etrafımızda bu başarılı çocuk yetiştirme nedir onu da bilmiyorum tabii böyle söyledikten sonra tekrar düşüneyim ama mutlu, sağlıklı, istediğini bilen çocuklar yetiştirmiş ailelerin içinde bu illa çiftlerin bir arada olmasını da gerektirmiyor. Evet, bazen ayrılarak başka bir medeni durumda da olsa çocuğun gerçekten ayaklarının üzerinde durabilmesini sağlamak için önce gerçekten kendi içinde bir şeyler yapmak, o ilişkinin sağlıklı olması önemli diye düşünüyorum. Onun da çok fazla sayıda etrafta örneğini de ben görüyorum temel anlamda. Bir de hani sen sorumluluklardan bahsettin. Aslında çok sorumluluklarla ilgili karşılıklı paslaşmak, bilmediğin zamanda her şeyi biliyormuş gibi yapmamak herhalde anahtar konulardan bir tanesi diye düşünüyorum. Soru sormak, karşılıklı artılarıyla eksileriyle değerlendirmek önemli diye tecrübe ettim. Hı-hı. Sen ne dersin? Ya aslında katılıyorum. Ben de belki senin söylediğin o sorumluluk ve iş yükü tarafıyla birleştirerek benim daha çok zorlandığım taraf aslında iş yükünden ziyade sorumluluklar tarafında verilecek zor kararlar tarafı.
Yani çünkü orada karakterler artmaya başladıkça konsensüs sağlamak zorlaşıyor. Yani çocuk kendi bir karakter olup başka bir yol çizmek istiyor. Annenin gitmek istediği bir yer var, babanın gitmek istediği bir yer var. Bu üçünü hani eğitim kararında, işte yol seçme kararında bu tip şeylerin bir anlamda hipotada eritilip de tek bir yolu seçmek kısmı bence zor kısmı. Yani o sorumluluk kısmındaki doğru ortak kararları vermek benim üzerimdeki daha büyük zorluk veya yük diye düşünüyorum. İşimi çok iyi yaptığım veya o anlamda da eşit bir ebeveyn olduğumu iddia etmiyorum. Öyle bir şeyim yok. Kendime yetecek kadar diyelim ona. Ama sorumluluk kısmı hakikaten zorluyor. Orada da işte aslında senin demin verdiğin o delege etme kısmında ben de şeyde daha çok zorlanıyorum. Çocuğa bunun ne kadarını ne zaman delege etmemiz gerekiyor? Yani hangi tercihi ne zaman yapmasına izin vermek gerekiyor? İşte bu 18 yaş mıdır? Hayatı boyunca mıdır? Konuşmaya başladığı nokta mıdır? Yürümeye başladığı nokta mıdır? Yani senin ona yönlendirmen mi gerekiyor yoksa fırsatları açıp senin karar vermen gerekiyor noktasında olman mı gerekiyor? Cevabını bilmediğim bir soru benim de. Oğlumuzun bize dediğini hatırlıyorum öyle olunca da beni fazla liberal yetiştirdiniz. Bu noktadan sonra kararlarda daha fazla benim rolümün olmasını da engelleyemezsiniz dediği net bir bildirimi aldıktan sonra. Danimarka'da yaşadığımız için öyle olması da doğal değil mi? Yani. Liberal ve demokratik bir ülkede yaşadığımız için bizim de öyle yetiştirmemiz doğal diye düşünüyorum. O da aslında kendi haklarını zorlayarak aldı. Hatta hani senin ve Can'ın oğlumuzun eleştirisiyle kızımız o haklara daha da erken ve daha da kolay kavuştu. Bir takım şeyleri o kadar daha fazla mücadele etmeden abisinin arkasından çok daha hızlı alabildi diye düşünüyorum. Ama orada da yani bence gene kritik noktalardan bir tanesi anneyle ve babanın bu kararlar verildiğinde ne kadar yan yana durabildiği, hatta karşı karşıya kaldıkları veya ikna olmadıkları durumlarda da bunu ne kadar ne noktadan nasıl tartıştıkları. Bütün kararlarda ikna olduğumuzu ve birbirimizi ikna edebildiğimizi söyleyemem. Bizim dizinin adını şimdi unuttum ama mutfak dedikleri içeri geçip çocuklar duymasın. Eskiden daha yoğun bir şekilde gündemde olan bir diziydi. Bizim de mutfak anlayışımız aslında şimdi bazen WhatsApp üzerinden, bazen farklı yerlerde onun haberleşmesi ama o birliği aynı şekilde duyurabilmek gerçekten kritik. Peki sen kendini yıllar içinde nasıl evrilmiş hissediyorsun babalıkta? Eşlikte, ebeveynlikte. Birinci çocuk ve ikinci çocuk arasında ben çok değiştiğimi ve bu anlamda kendimce biraz daha öne küçük de olsa adımlarla gittiğimi düşünüyorum. Yani ben evet çocuklar birbirinden farklı, kız, erkek, ilk çocuk, ikinci çocuk refleksler farklı, öğretiler belki birbirini çok tutmuyor ama bazı refleksler bence gelişiyor beraberinde. Ben kendi adıma aslında birazcık bu konulara çeşitliliğe, toplumsal cinsiyet eşitliğine kafa yormaya başladıktan sonra da ebeveynlik noktasında o eşit ebeveynliğe daha yaklaştığımı veya bu konuda daha fazla çaba gösterdiğimi veya daha farkındalığımın arttığını düşünüyorum kendi adıma. Yani bu birden böyle bir ışık gelerek aydınlandığım bir şey olmuyor. Okudukça, öğrendikçe, gördükçe veya iyi örnekleri ya da kötü örnekleri yaşadıkça bir takım şeylere farklı bakmaya başlıyorsun. Bir de bence çok kritik, bana ait değil, gene profesyonel olarak tanıştığım bir yönetici söylemişti. Gerçek liderliği çocuklarım olunca öğrendim. Yani senin de demin verdiğin o delege etmek kısmı veya kararları paylaşmak kısmı ve her şeyi kendin yapamayacağın, mikromanage edemeyeceğini anlaman aslında çocuklarla gelişmeye başlıyor. O yüzden de hani senin sorunu belki şöyle çevirirsem, çocukların olmasa bebeğin olmak baba olarak değil sadece insan olarak ve yönetici olarak da beni geliştirdi ve evritti diye düşünüyorum. O yüzden de hani onun da ben çok önemli olduğunu ve çok değerli olduğunu düşünüyorum. Peki eşit ne demek? 50-50 mi? Buradan bazı haklarla çıkabilirim sonrasında. Şimdi merkeze bağlamamız gerekiyor bu sorunun cevabını vermeden önce. O yüzden de yapalım. Ya yani başta söylediğimle aslında belki yapayım.
ben hakikaten bu tip böyle rakamsal şeylere biraz şüpheyle bakıyorum. Hani bence denge önemli. Hani bu 50'ye 50, 70'e 30, 90'a 10 bilmiyorum. Her ailede, her insanda farklı bir yerlerde. Bazısı iş yükünde, bazı sorumluluklarda. Onu nasıl ölçüyorlar onu da çok fazla bilmiyorum. Ama hani belki kendi adıma son cümle olarak şeyi söyleyeyim. Senin demin söylediklerini birleştirerek sadece bu işin ve sorumlulukların eşit olarak paylaşılması değil. Senin söylediğin gibi insanların kendini iyi hissetmesi, yani bebeğinlerin kendini iyi hissetmesi de o eşit paylaşımla ilgili bir unsur. Ve hani diyorsun ya bunun başarı kriteri nedir? Hani ben bunu başka yerlerde de söyledim. Sadece ebeveynlik için değil. İnsanlığın başarı kriteri mutlu olmak. En önemli KPI mutlu olmak. Bu mutluluğa nasıl ulaşıyorsan o dengeyi de zaten yavaş yavaş sen kendi hayatında yaratıyorsun. Var mı eklemek istediğin son cümle? Ya aslında şey, kendine iyi bakmak, çifte iyi bakmak, çocuğa iyi bakmak, takım olmak önemli diye düşünüyorum. Karşılıklı konuşmak, 50-50'ye takılmadan. Bir de aslında operasyonel olarak bu işin iyi gitmesi için aslında yapılacak işleri de böyle bir net çıkartıp, yapılacak işleri zaman zaman değiştirip, o görevleri sonuçlandırmak belki birazcık, eğer bir sihri varsa şeyi bunlar. Tamamen yolculuk. O yolculuğun içinde de sonuçta daha sağlıklı bireylerin yetişmesi için eşit ebeveynlik yolculuğunu ilerletmek lazım. Yapan doğru örneği bulurlarsa da bin yaprağa güveniyorum. Bize muhakkak örnek olarak getireceklerdir diye düşünüyorum. Biz ilk şeyler biz olduk. Yine pigler ama daha ileri eminim çıkacaktır daha farklıları.